Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli'de mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Salihli'de yürütülen hizmetler ve yapılacak projelerle ilgili bilgi veren Başkan Ergün'e, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MASKİ Genel Müdürü Yakup Koç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, Aytaç Yaltınkaya, daire başkanları eşlik etti. Toplantıda konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda şunları söyledi. Size Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine, muhtarlarımız ve Salihlimiz adına hoş geldin diyorum. Bugün bizler için önemli bir gün, anlamlı bir gün. Göreve geldiğimiz yaklaşık 14 ay gibi bir süreç içerisinde değerli başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Salihlimiz adına, genelde Manisa ama özellikle Salihlimiz adına gerçekten çok büyük işler başardık, çok büyük işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda Büyükşehirimizin tüm desteğini, her türlü desteğini, hem maddi desteğini, hem de manevi desteğini, hem başkanımızdan hem de genel müdür ve daire başkan arkadaşlarımızdan her zaman aldık. Bu anlamda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. Çünkü bizler için Manisa'da birlikte olmak, birlikte iş yapabilmek çok önemliydi. Salihimiz tercihini bu anlamda kullandı. Dedi ki Salihli'de Zeki Kayda'yı, Büyükşehir'de de Cengiz Ergün'ü biz destekledik ve başkan yaptık. Bize böyle bir görev verdi, birlikte çalışma görevi verdi. Bu mantık içerisinde Sayın Başkanımız kapısını sürekli bize açık tuttu. Daire Başkanı ve Genel Müdürlerimiz bu anlamda tüm özverili çalışmalar ile bizlere katkı sundular. Salihimizde almış olduğumuz mesafeyi sizler de gözle görüyorsunuz. Çok kısa sürede söylediklerimizi, ortaya koyduğumuz projelerin gerçekleşmesi anlamında katkılarını sizlerle biraz sonra neler yaptıklarını Büyükşehir Başkanımız da paylaşacak. Ama işte bugün açılışını yapacağımız 1960 yılında yapıldığı ifade edilen, Menderes tarafından yapıldığı ifade edilen köprülerin bir tanesini sadece 33 günde, diğer köprüyü de 3 ay 90 gün gibi bir sürede tamamlama fırsatı bulduk. Bugün de genişletilmiş yolları ile inşallah hep birlikte hizmete açacağız. Sadece o bölgede Sayın Başkanım 23 tane mahallemiz var. Köyden dönüşen mahallelerimiz var, yeni mahallelerimiz var. Bunun ötesinde Marmara var ve Akhisar bağlantı yolu vardı. İlk gün geldiğinizde, ziyaretimize geldiğinizde buradaki aciliyeti öne sürdük ve sağ olun sizler de bu katkıyı sağladınız. Çok kısa bir sürede bu köprüler hizmete açıldı ve bu bölgedeki insanlarımızın rahat bir trafik akışı içerisinde bu alanı kullanma imkanlarına sahip oldular. Özellikle kırsaldaki yeni mahallelerimiz, biliyorsunuz muhtarlarımızla ile ben çok sık toplantılar yaptım, çok sık bir araya geldik. Birçok eksiklerimiz var. Bunları tamamlamak için ortaya koyulan projeleri çözmeye başladık. Sadece bu yılı söyleyeyim. Bu yıl 100 bin metrekare taşı biz yapıyoruz, döşemeyi. Karşı taraftaki yeni mahallelerimiz ve bu bölgedeki mahallelerimizi ihaleye verdik. Şu anda hemen hemen tüm mahallelerimizde taş döşeme işlemleri devam ediyor. Büyükşehir Belediye'miz sağ olsun burada da bize büyük katkı sağladı. 100 bin metrekare taşı da Büyükşehir Belediye'miz kendisi ihale yaptı ve devreye soktu. Biraz sonra kendi ağzından da duyacağız. Şu anda iki büyük beldemizde Sart ve Durasılı beldemizde de eski beldelerimizde, büyük mahallelerimizde taş döşeme işlemleri Büyükşehir tarafından gerçekleştiriyor. Bu yıl programa aldıkları yine bizim mahallelerimizde köy bağlantı bırakayım değil mi? Benden bir metiye bu yollar 200 kilometre yakın bir yol var. Mahallelerimize su ve kanalizasyon işlemleri var. Garajın önündeki köprülü yol kavşak var. Bugün pazar yerine gireceğiz. Modern bir pazar yerini inşallah bize yapacaklar. 600 araçlı pazar yeriyle beraber bunu teslim edecekler. Gençlik merkezini birlikte yapacağız. Parasını tabii Cengiz Başkan'a ödeteceğim. Bunun yanında diğer işlemleri, gıda marketidir, diğer çalışmaları sizler takip ediyorsunuz. Neler yaptığımızı da görüyorsunuz. Salihli değişiyor. Biz şöyle yola çıkmıştık Sayın Başkanım. Siz Manisa'yı değiştirdiniz. Salihli'yi de birlikte değiştireceğiz.
yalnız demiyoruz, birlikte değiştireceğiz. Bu birliktelik çok çok önemli. Dolayısıyla bizler Manisa'yı, Manisa'nın ekibini seviyoruz. Bu çok önemli. Deniz Başkanı sahibi halkı gerçek anlamda seviyor. Biz bir ekip olduk. Bu anlamdaki katkılarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin 14 aylık bir süreyi geride bıraktığını ve planlama dönemini tamamladığını aktaran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tam anlamıyla sahaya indiklerini söyledi. Başkan Ergün şöyle konuştu. Sadece bulunmaktan öncelikle mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü benim çocukluğumdan geldim bu yaşa kadar sahilinin bende yeri çok farklı. Yıllar öncesi benim ablamın beyi adını belki eskiler bilirler. Keskin'de bir futbolcu vardı, hatırlar mısınız? Santrafor oynardı. Her maçta da bir gol atardı. Ben 10-12 yaşlarındaydım o zaman. Her hafta Salihli'nin buradaki maçlarına gelirdim. Benim Salihli hastalığım o zamandan başladı. Sporun içerisinde tabii gelen bir kişi olarak ve benim için en önemli faktörlerden bir tanesi de Salihli'nin 2014 yılında, yani bundan 12-14 ay öncesi yapılan 30 maç seçimlerinde şahsıma verilen destek ve katkıdan dolayı bütün sağlığıyla yaşayan, bana oy vermiş vermemiş bütün hemşehrilerime buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Allah'a emanet. Tabii Manisa'nın iyi genelinde yaklaşık 30.500-31.000'e yakın bir fark olmuştu ikinci partiyle. Salihli'de aldığımız 42.000 oy, yanlış hatırlamıyorsam, bizim için burada diğer partilere 14.000 civarında bir fark atmıştı. Yani 15.000 diyelim ona. 30.000'in yarısı Salihli'den çıktı. Bu fark o açıdan Salihli çok daha farklı bizim için. Şimdi değerli muhtarlarım, kısaca şöyle bir 12-14 aylık sürede neleri aldık, nereden aldık, nereyi bugünlere getirdik. Kısaca bunları sizlerle paylaşmak istiyorum öncelikle. Öncelikle ilk defa Büyükşehir Belediyesi olan 14 ilden bir tanesiyiz. Yani Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecini geride bıraktık. Her zaman ilk kurulan bir müessese gibi, ticari müessese gibi de düşünüldüğünde bir kamu kurumu olma özelliğiyle Büyükşehir'in yapılanma sürecini biraz sıkıntılı ve sancılı da olsa geride bıraktık. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreter, yardımcıları ve daire başkanlıkları noktasında bütün teşkilatlanmasını tamamlandı. Buna mukabil ilk defa kurulan ve Nisan-Mayıs aylarında meclis kararlarıyla gerçekleştirilen, 15 Temmuz'da da resmi olarak ilk defa oluşturulan MASKİ dediğimiz Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Tabii sıfırdan ilk defa kuruyorsunuz. Bütün il genelinde de bunların devir teslim noktasında çalışmalarını geride bıraktık. Tabii burada şunu ifade etmeden geçmek istemiyorum. Herhangi bir kişiyi, tanıdığınız birini bakkaldan ekmek alır gibi bir anda gelip o makamlara oturtamıyorsunuz. Belli kanun, kurallar ve yönetmelikler var. Bu yönetmelikler ışığında genel müdür 12 sene, yardımcıları 10 sene ve daire başkanlıkları 8 sene kamuda hizmet vermiş, kamu görevlisi olması artı konusunda uzman insan olması lazım. O açıdan bu özelliklerle bir anda bütün atamaları böyle bir haftada 10 günde yapamıyorsunuz. Tabii ki çalışacağınız ekibi de iyi belirlemek zorundasınız. Ekip iyiyse icraat da iyi oluyor. Bu anlamda Temmuz Ağustos'tan sonra bu süreç başladı. Tabii 17 ilçemizde Manisa'nın 300.000 merkez nüfusunun artık
bütün il genelindeki büyükşehir sınırlarıyla 1.360.000 vatandaşımıza hizmet noktasında çalışmalara başladık. 17 ilçede öncelikle koordinasyon merkezlerimizin, koordinatörlük binalarımızın kiralama yöntemiyle bunların çalışmaları yapıldı. Arkasından o binaların teftişatları, donanımları, yazılımlarına kadar, bilgisayar sistemlerine kadar, personel atamalarına kadar bu süreci geçirdik. Arkasından bütün ilçelerimizde bulunan bütün dairelerin hizmetleri, işte ototerminallerin devirleri ulaşım noktasında, itfaiye hizmetlerin devirleri, sağlık ilaçlama hizmetlerin devirleri, su kanalizasyon idaresinin bütün Manisa'nın genelindeki 500 bin abonenin üzerindeki aboneliklerin ilçe belediyelerinden devirlerin, yazılımlarının teslim alınması, diğer daire müdürlüklerimizin de bir fiil birer birer bu devirlerin alınmasıyla çalışmalar geçti. İnanın çok samimi söylüyorum, maskenin 11-12. Aylarda dahi ancak bu abonelik işlemlerinin içerilerden devirleri, çalışmaları tamamlandı. Ocak ayından itibaren de çok şükür artık %90-95 noktasında bu kadroların yerleşmesiyle, oturmasıyla artık büyükşehir sahada. Tabii buna mukabil içerilerde bu teşkilatlanmayı sağlarken bir yandan da ihtiyaçların belirlenmesi noktasında çalışmalar başladı. Hangi dairemizin o ilçelerde yapacağı hizmetlerle ilgili araç temini noktasında bir tespitler yapıldı ve hala da bu devam ediyor. 500'ün üzerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve maske olarak araç alımı yapacak. Bir iki tane örnek vermek istiyorum. Sadece 17 ilçede ilaçlama hizmetiyle ilgili sahada bildiğiniz üzere geçen sene biraz sinek noktasında sıkıntı yaşanmıştı. Kısmen de olsa kiralama yöntemiyle aşmaya çalışmıştık. Ancak bu sene bunun üzerine bizzat giderek Şubat ayı başında larva dönemini kaçırmamak düşüncesiyle Ocak ayı içerisinde sadece ilaçlama aracı 60 adet Isuzu arabası alındı. Ve bunlar ilçelere 4'er 5'er tane olmak üzere dağıtıldı. Yani bütün alanların ilaçlaması ile ilgili alınan. Yine Eylül-Ekim ayında 2014 yılında itfaiye dairemiz burada daha önceden çalışma yapmıştı Manisa Belediyesi ile. Bütün Manisa genelinde 50 tane nokta belirledik. İtfaiye müfrezelerinin kurulması gereken yerler. Bu 50 tane noktadaki araç ihtiyaçlarının tespitini yaparak bütün il genelinde 56 tane aracın dağıtılmasıyla ilgili ihaleyi biz Ekim ayında gerçekleştirdik. Ve ihale 20 milyon TL bir firmaya yapıldı. Tabii ki yapım aracı olması sebebiyle bu araçların bu ayın başından itibaren ilk etapta 26-28 tanesi Allah nasip ederse Haziran başında başlıyor gelmeye. Eylül-Ekim ayına kadar da diğer araçların hepsi birer birer bize teslim olacak. Şimdi hazır itfaiyeye girmişken mevcut Salihli ilçemizde şu anda merkezde iki tane itfaiye ile ilgili alanımız var. Biri yolun üstünde olmak üzere iki tane itfaiye merkezimiz var. Yeni grup planlamasında Adana, Durasalılı, Gökeyip, Poyraz damlarında da 4 tane daha itfaiye müfreze noktası belirlendi. Biraz sonra bunlarla ilgili de ihaleleri kısmen de olsa anlatacak. Sonuçta sadece itfaiye hizmetinde 20 milyon gibi bir bedelle bu araçların alınma işlemleri startı verildi. Bunun yanında bütün daire başkanlıklarımızda bu çalışmalar bir fiil devam etti. Tabii şimdi daha çok sizleri ilgilendiren köyler noktasında
köy yollarımızın eski adıyla, yeni adıyla mahallelerimizin asfaltlama hizmetleri noktasında bilgi vermek istiyorum. Sonuçta değerli muhtarlarım, 2014 yani büyükşehir seçimleri olmadan önce 31-12-2013 tarihi itibariyle İl Özel İdaresi'nde, valilik nezdinde bütün Manisa il genelinde yapılan asfalt çalışmasının tamamını harcanan bedel 14 milyon TL. Biz geçtiğimiz yani 2014'ün yine Eylül-Ekim aylarında genel Fethişehir Daire Başkanlığımıza bağlı Yol Hizmet Şube Müdürlüğü'nün sahada bizzat gezerek bütün ilin tamamındaki öncelikle grup yollarının yapılması noktasında ve gerçekten kötü durumda olan birinci derece öncelikli yolların yapılmasıyla ilgili çalışmaları 2-3 aylık bir süre bütün bölgeler tespiti yapılarak bunların Ocak ayında ihale hazırlıklarına başladı. Ve Şubat-Mart ayında ihalesini tamamlamak suretiyle tabii ki bütün programımız, bütün hedefimiz Mayıs ayı başında, yani bundan 25 gün öncesi sahanın tamamında Manisa il genelinde 1600 kilometre stabilize asfalt ve 200 kilometrede sıcak asfalt yapmak planlarını bu ihalede gerçekleştirdik. 21 firma katıldı bu ihale. Yaklaşık maliyeti 120 milyon TL'den çıktığımız bu ihale 77 milyon artı KDV olmak üzere 91 milyon TL'ye neticelendi. Yani 14 milyon lira 2013'te Gözler İdaresi bu yatırıma ayırdığı parayken biz Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta 1800 kilometre dediğim stabilizesi 1600'ü de sıcak asfalt. Böyle bir bedel, yani 5-6 mislisi bir bedeli bu konuda ihalemizi gerçekleştirdik. Ancak ne hikmetse 7 Haziran seçimlerin gazabına uğradık diyorum. Mayıs ayı başında Büyükşehir'in bütün il genelinde aynı anda 15 ilçe, 17 ilçede bu çalışmaları başlatacağını bilenler, trafoya kedilerini nasıl soktularsa bu ihaleye de ellerini soktular. Ve bir firmanın bir tanesi kamu ihale kurumuna itiraza gitti. Şu anda kamu ihale kurumundan gelecek olan cevabı bekliyoruz. Sonuçta her şeyiyle kanuni noktada kamu ihale kurumunun kararlarına bağlısınız. Oradan gelecek olan kararı beklemek zorundasınız. Ve biz bunu da günü gününe takip ediyoruz. Ancak ben artık kimseyi burada ön yargılı suçlamak istemiyorum. Ama herhalde 7 Haziran'a kadar bu karar inşallah gelir diyeceğim ama peki 8 Haziran'dan önce de geleceğini tahmin etmiyorum. Neden? Bu çalışmalar biraz geç başlasın, seçimden sonra hesabı var. Her neyse, sonuçta biz yaptığımız ihalenin arkasındayız. Bir şekilde şunu da ifade edeyim. 4 ay içerisinde bütün bu sahada bu çalışmalar bitirilecek. Manisa'nın tamamı 4600 kilometre. Yol ağı, bize bırakılan. Bunun ilk etapta bu sene 1800'lü. Gelecek sene yine 1600, 1800 veya 2000 planlanır. İkinci derece yollar. Üçüncü senede Manisa'da asfalt yapılmayan yol bırakacağız Allah'ın ismiyle. Şurada yetkileri tabii ifade etmek istiyorum bütün muhtarlara. Biraz kafa karıştırmalar var. Sorumluluk alanları noktasında. Bakın, öncelikle ilçe merkezi ve mevcut mahallelerin, eski adıyla köylerimizin içindeki yol, yani köyün içindeki yol ve kaldırım ve park temizlikleri gibi hizmetler ilçe belediyenin sorumluluğunda. İlçelerimizden
mahallelerimizden ilçe merkezine gelen ana arterli yollar Büyükşehir'in otesinde sorumluluğunda. Tabi burada Salih ile ilgili böyle bir aramızda sorun yok. Sonuçta biz yumruğu beraber kaldırdık değerli başkanımla. İçi de bizim, dışı da bizim, Allah'a çok şükür. O yüzden el birliğiyle yapacağız. Ve yapmaya başladık. Sonuçta bu sadece tabii Salih'le özel değil, diğer belediye başkanlarımızın da olduğu. Ancak biz yine diğer ilçelerimizden de, bizden ilçe belediye başkanlığını kazanamadığımız ilçelerde de Büyükşehir noktasında şahsıma verilen oyları da göz ardı edemeyiz. O açıdan oradaki ilçelerimizdeki, mahallelerimizde de imkanlarımız dahilinde yine onlara da destek vermeye çalışacağız. Bu anlamda burada Salihli'ye bu sene düşen kilometre ağır 171 kilometre şu anda planlanmış yoldur. Yani bunları da saymak istiyorum. Çökelek, Kemerdamları, Kemerköy, Kale, Gölmarmara 7 kilometre temel artı satı kaplama. Şimdi çok bozuk olan yerler, yani alt zemini olmayan, temeli olmayan yerlerde temel diye okuyorum. Onların altyapısı, üstüne de satı kaplaması yapılacak. Bu 7 kilometrelik yol temel artı satı kaplama. Çökelek, Kemerdamları, Kemerköy, Kale, Gölmarmara hattı yine 24 kilometre satı kaplama. Kurtudan yolu 5 kilometre satı kaplama. Erdelek, Poyraz damları, Poyraz, Hacı Hıdır 32 kilometre satı kaplama. Kızılavlu, Üçtepe 2 kilometre satı kaplama. Eminbey, Asmalı, Halil Ağa, Çelik 2 kilometre satı kaplama. Oraklar yolu 2 kilometre satı kaplama. Dombaylı, Deli Başlı, Akyar, Hacıköse, Akçaköy 19 kilometre satı kaplama. Durasıllı, İdecik 14 kilometre satı kaplama. Sarıpınar, Yeşilkavak, Köse Ali, Alaşehir 15 kilometre satı kaplama. Maviyanan, Manastır, Yeni Pazar grup yolu 8 kilometre satı kaplama. Doğanlar, Çakal Doğan 5 kilometre satı kaplama. Sarp Mustafa, Ceyhanlar, Yeniköy, İzmir 12 kilometre satı kaplama. Kapancı 2 kilometre satı kaplama. Sarısu, Gökeyip, Köprübaşı güzergahı 17 kilometre satı kaplama. Karasavcı, Çapaklı 5 kilometre temel artı satı kaplama. Yeşilova, Torunlu, Hacılı yolu 9 kilometre bitümlü sıcak kaplama asfaltı. Toplam 171 kilometrelik bu güzergahı. Şuradan da baltasını gösterebilirim. Bunu da değerli muhtarlarım, bizim ilgili belediye başkanımızdan, koordinasyon merkezimizden şema olarak orada da asacağız. Herkes bu baltada hangi yolun yapılacağını vermiş miydik? Peki. Sonuçta bu yapılacak olan yollar Allah nasip ederse bu yaz bizim programımız dahilinde ihalesi yapılmış durumda. Konuşmaların ardından mahalle muhtarları söz alıp isteklerini teker teker dile getirdi. Salihli'ye yapılacak hizmetlerin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren muhtarlar hizmetlerin devam etmesi temennisinde bulundu. Onu söyleyeyim. Buraya kadar yaptığınız çalışmalardan dolayı da kutlarım, tebrik ederim. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dilerim.